10 bin lira para gitti Türkiye'ye. Ziraat Bankası'ndan burada. İş bankası. 10 bin sterlin. He. Benim yardımlarım durduruldu. Çünkü banka bildiriyor Job Center'e. Burada ne, hangi bankayla çalışıyorsun çalış, Türk bankaları bildirmek zorundaymış. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yetkilileri İngiltere'de Yuvam hesabını tanıtmıştı. Kur korumalı mevduat hesabının yurt dışında yaşayan, çalışan Türklere yönelik versiyonu. Dediler ki hedefimizde İngiltere'de yaşayan 300 bin Türk vatandaşı var. Şimdi onlardan bazılarına soracağız. Acaba tasarruflarınızı Türkiye'de Merkez Bankası'nda değerlendirmek ister misiniz? Göndermek isteriz tabii ki, değil mi? Burada niye tutalım paramızı? Çünkü eninde sonunda vatanımız diye gideceğimiz yer orası. Biriktirdiğiniz parayı gönderecek misiniz Merkez Bankası'na? Abi göndeririz, niye göndermeyiz? Memlekete faydalı bir şey olacaksa göndeririz. Tutup da sağa işte yemezlerse paramızı, işin içinde bir oyun yoksa göndereceğiz paramızı. Paramız yok, yatıracak. Ondan haberim var kur korumadan da. Öyle yatıracak bir paramız yok yani. Ne yaptınız paraları? Paraları mı? Vallahi çalıştık, ancak geçindik. 5-6 senedir de çalışmıyorum, rahatsızım. Devletten geçiniyorum. Yani devletten geçinen insan para biriktirebilir mi? Bizler gibi insanlar tasarruflarını daha çok bulundukları ülkede yapıyorlar. Buna katılırlar mı? Çok katılacaklarını sanmıyorum. Parası olan herhalde genelde burada ben bildiğim altına yatırıyor herhalde. Ya evde biriktiriyor. Yani banka hesapları sanmam yani, fazla yatırmıyorlar bizim genelde. Neden evde biriktiriyorlar ya da altına yatırıyorlar? Vallahi bilmiyorum ben. Çünkü onların bilmiyorum, artık gelirlerinin ötesinde bir paralar olduğu için sanıyorum ben, öyle tahmin ediyorum. Eşim kumar oynadığı için gönderdim oraya. Burada evde durursa gider diye. O da ben biriktirdim. Eşinizden kaçırmaya çalışıyorsunuz. Evet, oradan kaçırayım derken devlete yakalandım. Ya devlete sorunumuz oldu. Ne yaptılar? Evlerimi, bütün mal varlığım araştırıldı Türkiye'de. Babam gilde kalan bir tarla, kuru tarla bile abime gittim, o tapuyu çıkarttırdım, buraya getirdim. O tapuları hepsini getirdim. 5 kere ben mahkemelik oldum. 5 defa gittim mahkemeye. En son şeyler durur durur da kiralar, miralar, her şey öyle temize çıktı. Ondan sonra tekrar yardıma 5-6 sene sonra başladık. Tekrar perişan olduk. Bir 10 bin liranın yüzünde başka da paramız yoktu. Tek 10 bin lira. Buradaki temel kaygı birikimlerin banka hesabında değil, yastık altında tutulması. Yani kayıt altında değil, kayıt dışında birikim yapılması. Bunun da bir sebebi var. Bakalım neymiş? Mesela şu anda insanlar parasını, bankadaki paralarını alıp bankanın kasasında saklıyorlar. Hesabında bile saklayamıyorlar. Bankada kasa tutuyor, kasada saklıyor. Evi varsa kalkıyor anasının babasının üstüne geçiriyor. Ya da evladının üstüne geçiriyor. Neden bunu yapıyorlar? Ya yapmak mecburiyetinde olduğu için. Çünkü onu yapmak mecburiyetinde bırakılıyoruz. Saklamasalar ne olur? Ne olur? Burada vergi ödeyecek. Parası olduğu ortaya çıkacak. Ben öyle tahmin ediyorum. Yani o kazanç dışı demeyeyim de, yani kazanıyorlar da az gösteriyorlar, vergi az ödemek için. Ne öyle tahmin ediyorum. Yani buradaki Türklerin yastık altında biriktirdikleri parayı göndermekten çekineceğini mi söylemek istiyorsunuz? Evet. Çekiniyor tabii ki. 16 bin pound'un üstünde bankada paran olduğu zaman yardımı durduruyorlar. Hiçbir şekilde yardım alamıyorsun. Türkler de 16 bin liranın üstünde para gönderdiği için, Türkiye'de ev aldığı için ve bunu İngiliz hükümeti fark ettiği zaman her şeyi kesiyor. O sebepten dolayı gönderemem çünkü yasak. Sosyal yardım aldığınız zaman bu ülkede ekonomik özgürlüğünüz olmuyor. Mesela tatile bile giderken en fazla 3000 sterline kadar para koyabiliyorsun cüzdanına. Ondan fazlasını götüremezsin. Yani sosyal yardım aldığınız zaman ekonomi özgürlüğü yok. Yani o zaman para biriktirdiğiniz ortaya çıkar, yardım kesilir. Tabii yardım hemen kesilir, sosyal yardıma. Mesela bazısı kaçak çalışıyor, daha fazla para çıkartıyor tabii. Yani gelirin üstünde para oluyor. Hani o paranın nereden geldiğini açıklayamadığı için devlete, o yüzden de bütün yardımlar araştırılıyor. O sebepten dolayı da her şeyini kaybedebilir yani. Kesiliyor.
Kaçak çalışma nasıl oluyor? Yani kartsız çalışan, izinsiz çalışanlar parayı topluyor yani, ya. Yaksız, vergisiz kalksız çalışıyor. Yardım da ancak evin şeylerine gidiyor, öyle para birikiliyor. Yoksa yardımla çünkü hayatta para birikilmiyor. O geldiği gibi geri gidiyor. Kartlı senelerdir kanun olarak kartlı çalıştım mesela. Benim şu anda ne Türkiye'de bir emekliliğim var, ne bir evim var, hiçbir şeyim yok. Ve cebim, bankamda da öyle bir param yok yani. Çünkü kartlı çalıştım, 30 sene boyunca devlete vergi ödedim. Mesela ne kadar yardım almışsın, geçmişe dair hepsini bir beraber alıyorlar. Yani öyle bir olay var yakalandığınız zaman. O zaman diyorsunuz ki yani buradaki Türkler yastık altı paralarını Merkez Bankası'na göndermek istemezler. Yok. Evet. Evet, gönderemeyiz. Gönderemezler. Hiç bir bankaya para gönderemez. Her bankada gösteriyor buraya. Hangi bankaya giderse. Ki şimdi anlaşma şeyle yaptı. Türkiye mesela sana anlaşma yaptı. Şimdi hiç gönderemezler hiç yani. Hiç oraya gitmez para. Çünkü artık Türkiye'deki mal varlığın bile araştırılıyor şu an. Devletin verdiği ancak şahıs olarak bir kişi ise bir kişiye yetiyor. Devletin parasını biriktiremezsin ya da ev alamazsın. Ama o devletin parasının dışında eğer bir ev bir şey aldıysa mutlaka kaçak çalışıyordur. Mutlaka. Yoksa devletin verdiği para yetmiyor. Kuyumcular hepsi yardım alıyor. Onlar hepsi iş yerinde. Zenginler bile yardım mı alıyor? Hepsi alıyor. Hepsi evleri ödeniyor. Mortgage evlerini gizli kiraya veriyorlar. Şimdi çoluk iş çocuğun üstüne yapıyorlar. Mesela sosyal yardım almayan insanın üzerine yapıyorlar iş yerlerine. Kendileri gidiyor devletten yardım alıyorlar. Yoksa alamazlar yani. Kendi iş yerlerini bile kendi adlarına yapamıyorlar. Hedefte İngiltere'de yaşayan 300 bin Türk'ün biriktirdiği sterlinler olabilir. Ancak Türkiye'nin yaptığı uluslararası anlaşmalar gereği Türkiye'deki hesapların İngiltere'nin gelirler idaresince görülebilmesi bu ilgiyi azaltabilir. Barış Çimen, Amerika'nın Sesi, Londra.